Murat Yetkin 3 Mayıs 2021 Yetkin Report Perde Arkası 24 Nisan Fırtınası nasıl çabucak dindi? ABD Başkanı Joe Biden'ın Ermeni soykırımı demesiyle Türkiye'de sen 24 Nisan fırtınası çabuk dindi. ABD başkanlarının soykırım sözcüğünü kullanmaması yıllardır Türk dış politikasının birkaç temel amacından biri olmuştu. Biden'ın İngilizce genocide, soykırım deyip duruma ABD mahkemelerince yasallık kazandırması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buna sert tepki vereceği söyleniyordu. Bu durumda daha önce Süleyman Demirel'in yaptığı gibi incirlik üstünü Amerika'nın kullanımına kapatma, hatta yeni stratejik değerlerden Malatya Kürecik radarının faaliyetini durdurma gibi misillemelerde bulunabileceği yorumları yapılıyordu. Biden'a gereken cevap misliyle verilirdi. Ne var ki Erdoğan'dan iki gün sonra gelen ilk tepki öyle ey Macron ya da ey Avrupa hitabında değil Sayın Biden hitabındaydı. Biden'ın Ermeni soykırımı demesi Türkiye'yi üzmüştü. Daha önce aynı zamanda güvenlik ve dış politikalar danışmanı sözcüsü İbrahim Kalın'ın söylediği üzere cevabın önümüzdeki haftalar ve aylar içinde verileceği tehdidi de yoktu. Tersine Biden'la Haziran ayında NATO zirvesi çerçevesindeki görüşmede Amerika ile ilişkilerin yeni bir yola gireceği umudu vardı. COVID kapanması içinde saklanan tepki Üstelik bu defa İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un propaganda başarısı hesabına yazalım. Bu açıklama halkın pür dikkat kesildiği COVID kapanması ilanının öncesine adeta sıkıştırılmıştı. Haber başlıkları ve programları doğal olarak Covid önlemlerine yoğunlaştı. Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli de meclis grup toplantısında beylik sözlerden öteye gitmeyen bir tepki verdi. Kapanmaydı, aşı tartışmasıydı, alkol satış yasaydı derken yıllardır halkın Türk dış politikasının temellerinden olduğuna inandırıldığı Ermeni soykırımı konusu, Nisan yağmuru gibi yağıp geçti. Peki bu yalnızca Erdoğan'ın aniden dış politikada artık Şahin değil güvercin olma kararından mı kaynaklandı yoksa işin başka boyutları da var mıydı? Hemen çünkü 3 Mayıs'ta Halkbank davası yeniden görülmeye başlayacak kim bilir Reza Zarrab AK Parti yönetimiyle ilişkileri konusunda ne itiraflarda bulunacak demeyin. Konu çok daha çetrefil. 24 Nisan konusunun AK Parti hükümeti ve ortağı MHP tarafından nasıl çabucak atlatıldığını anlamaya çalışırken konuştuğum kaynaklar bırakın isim ve Vermeyi, dolaylı atıf yapılmasını dahi istemediler. Dolayısıyla size aktaracaklarımı lütfen güçlü izlenimlerim olarak kabul edin. Önce Türkiye kamuoyu hazırlandı. Aylar öncesinden Amerikan medyasında Biden'ın seçim vaadini tutup Ermeni soykırımını 24 Nisan günü tanıyacağı haberleri çıkmaya başladı. Bu haberler Türkiye'de kamuoyunu konuya hazırlamaya başladı tartışma Biden'ın bunu söyleyip söylemeyeceği değil, Erdoğan'ın ne tepki vereceği üzerine yoğunlaştı. Çünkü vatandaş da Erdoğan'ın Biden'la daha önce Donald Trump'la olduğu gibi bir ilişkisi olmadığını biliyordu. Biden, Erdoğan'ın tebrik telefonuna dahi cevap vermemişti henüz. Ayrıca Amerika, Rusya'dan alınan S400 füzeleri nedeniyle Türkiye ortak üreticisi olduğu F35 savaş uçağı programından çıkarıp uçaklarına el koymuştu. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin arkasındaki Fethullah Gülen Amerika'da faaliyetine devam ediyordu. Halkbank davası vardı. Amerikan askeriyesinin PKK'nın Suriye kolu PYD YPG ile ilişkisi vardı. Dolayısıyla kamuoyunda da Biden kafasına koymuşsa Erdoğan'ın bunu engelleyemeyeceği algısı oluştu. Biden Erdoğan'a alıştırarak söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Afganistan barış görüşmelerine ev sahipliğini Türkiye'ye önermek suretiyle ilişkileri S-400 nedeniyle diğer ilişkileri kesmeme niyetini gösterdi. Bu Erdoğan'ı biraz rahatlattı. Demek ki Biden, NATO dışındaki konularda da Türkiye'ye ihtiyacının farkındaydı. Sonra tam da Ukrayna krizi, Montre ve emekli amiraller tartışması sırasında Karadeniz'e iki savaş gemisi çıkarmaktan vazgeçerek Türkiye'yi Rusya karşısında rahatlattı. Biden 23 Nisan günü Erdoğan'ı aramadan önce ulusal güvenlik danışmanı Sullivan'a İbrahim Kalın'ı arattı. 24 Nisan açıklamasının yapılacağını ama bunun Türkiye'yi hedef almayacağını söyledi. Amerika Türkiye'nin asıl kaygısının yasal zeminde olduğunu saptamıştı. 1915'ten sonra Amerika'ya göçenlerin varislerince açılabilecek mülkiyet davaları nedeniyle ortalığın karışmasını onlar da istemiyordu. Bu görüşme medyaya kalın Sullivan görüşmesinde açıklamada Türkiye sözcüğünün geçmemesi mutabakatı olarak yansıtıldı. Biden soykırım diyecekti ama Türkiye bunu üstüne alınmasındı. Osmanlı dönemi suçlanacaktı. Sonra Biden aradı, aradı ve konuşmaya sizinle yüz yüze görüşmeyi arzu ediyorum gibi bir cümleyle başladı. Bu kilit cümle zaten Erdoğan'ın muhtemel tepkisini yarı yarıya ortadan kaldırdı. İyi Parti lideri Meral Akşener'in dediği gibi telefonu yüzüne kapama ya da Haziran randevusunu geri çevirme gibi seçenekler bu cümleyle masadan kalkmıştı. Erdoğan da görüşmeyi çok istiyordu. Hemen arkasından Washington'dan Ankara'ya üçüncü telefon geldi. Bu defa Dışişleri Bakanı Blinken, Çavuşoğlu'nu arıyordu. Türkiye'nin sert tepki vermemesini sağlamak önemliydi. Biden yönetimi 23 Nisan günü 2 saat içinde Ankara'ya en üst düzeyde 3 telefon açarak 24 Nisan fırtınasının çabucak geçmesini sağlamıştı. Ama Biden'ın bu yumuşatma operasyonu dışında da Erdoğan'ın Amerika ile ilişkileri daha da kötüleştirecek sertlikte tepki göstereceğine zaten fazla ihtimal vermediği anlaşılıyor. Yani Biden Erdoğan'ın şiddetli tepkisini yarı yarıya 6 ay sonra açtığı telefona görüşmek istediği cümlesiyle başlayarak önlediyse yarı yarıya da başka bir hesaba güveniyordu. Amerikalı uzmanlar Beyaz Saraya Türkiye'nin kamu bankalarında ciddi miktarda döviz kalmadığını, Merkez Bankası'nın döviz sıkıntısı içinde olduğunu bildirmişlerdi. Erdoğan, Biden'ın Ermeni soykırımı demesine askeri ya da siyasi anlamda sert açıklamalar ve diplomatik protestolar dışında fiilen bir tepki verirse para piyasaları da buna tepki verebilirdi. Merkez Bankası'nın elindeki rezerv dolar kurunun yeni bir krize tırmanmasını önlemeye yetmeyebilirdi ve Erdoğan da bunu biliyordu anlaşılan Amerikalı bankacılık uzmanları Türkiye'de muhalefetin Erdoğan'a sunduğu 128 milyar dolar nerede sorusunun yanıtını Türkiye'deki muhalefetten daha iyi biliyorlardı. Ayrıca 2018'de Trump'ın bir Twitter yayınıyla ülkeyi kur krizine sürüklemesinden sonra 2019'daki küstah aptal olma kabadayılık yapma mektubuna Erdoğan o da Trump'ın kabulü sırasında mektubu iade gibi tepki bile sayılmayacak bir şekilde karşılık vermişti. Amerikalı uzmanlar 24 Nisan çıkışı üzerinden 2 gün geçtikten sonra bu hesaplarının sağlamasını da yapmışlardı. Biden'ın açıklamasından 20 saat öncesinden 20 saat sonrasına dek geçen sürede Türk lirası Amerikan doları karşısında Erdoğan sert tepki vermemesine rağmen %5 dalgalanmıştı. Özetle Amerikan başkanının 24 Nisan çıkışının Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından çabucak geçiştirilmesinde sadece Biden'ın Erdoğan'la görüşme vaadi değil, Merkez Bankası'nın içine düşürüldüğü zafiyetin kullanılması da söz konusu olmuştu. Bir son not Yanlış anlaşılmasın. Neden fırtına patlamadı, neden kriz yaşamadık diye sormuyorum. Her kriz bizleri biraz daha ekonomik sıkıntı, siyasi baskı altına alıyor. Ama o keskin hamasetin altında neler yaşandığını aktarmak istedim.